Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. <laughs> ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Abiler Nadir abinin notlarından okuyacağım. Nadir abinin küçük küçük böyle kağıt notlarını Doktor Süleyman Deftere kaydetti. Ne kadar var? Ama o kadar küçük notlar ömür billa aldığı 176 A4 oldu. Çok. Şimdiye kadar onun üzerinde belki de 15'in üzerinde ders oldu Nadir abiyle. 22. Sayfadayız. <laughs> o kadar bereketli. Şimdi Nadir abi notu. Konu var mı karışık mı? Yok yok konu, konu var hep isim başlık. Mesela kader okuyacağız. Evet. Kader demiş. Ad, fark ve zat Ahmediye demiş. Mühim bir mesele demiş. Kesreti intizamdan tecerrüt demiş. Kesreti intizam. Aslında cümle akışı nizamdan olacak. Çok da uzun. Ehadiyet aynesi. Sonra masiyet ve manayı ha manayı harfi manayı ismi masiyet. Böyle gidiyor yani hepsinin ismi var. Ene'den neden tecerrut? Zaman nedir demiş. Gayırdan tecerrut. Tevit kelimesi. Ya bu adam bu adam kabirde ne yapıyordur ya şimdi? Tecerrut tecerrut. Kabirden de tecerrut diyor. Kainattan tecerrut, vücuttan tecerrut. Vallahi merak ediyorum ha. Mana tecerrut. Mana Manadan da tecerrut. Manadan da tecerrut diyor. Evet. Te sonra dedim ki Nadir abi tecerrutten de tecerüt Aynen öyle kardeş dedi. Şimdi kabirde ne yapıyor acaba ya merak ediyorum. Şimdi bana ne dedi ne demek istediği bildiğim kadarıyla şey yapacağım. Onun derinliğine nüfus edemediğim için fazla bilemem bildiğim kadar söyleyeceğim siz de bildiğiniz kadar söylersiniz. Kader demiş. Kader, kader kader denizine dalmak için zaman ve mekan elbisesini çıkarmak lazımdır. Zaman ve mekan insana elbise giydiriyor. Devam ediyor. Hakay ki elbiseyi anladık değil mi abi? Bu mekan elbisesi tabuttur. Mesela zanda bir elbisedir. Zan e, zaman da bir elbise, mekan da bir elbise diyor ki kaderi anlamak, kader denizine dalman için zaman ve mekan elbisesini çıkarman lazım. Bu da tahayyül ve tasavvur yani. Hakiki maniye farazi, hayali, tasavuru bir şey değildir. Hakikatın ta kendisidir. Hakiki maniye en iyi şekilde tatbiki enfusi cihette anlaşılır. Bir adam bir şey, bir iş yapmak istediği zaman önce tahayyül, sonra taakkul ilahir, sonra fiiliyata çıkar. Öyle de iman hakikatler, bizzat kabiliyetimiz nispetinde tatbiki şekilde akıl, kalp ve ruhumuzda hem hisse hissedilmeli hem yaşanmalı yani mesela iman esasını Allah'a iman esas insan hissediyor huzurla İman esası böyle nefsül emrisi de var yani mesela e, Allah hazır olduğu için bizde huzur oluyor huzur olmuyor mu böyle bir namazda bir derste böyle bir garip hal olmuyor ha hissediliyor işte Allah'a iman bile hissediliyor fikretmek, hissetmek, bahsetmek, zevk etmek hissediliyor. Yani uzak tutuyoruz Mehmet. Allah'a Allah'a hissetmek, Allah'a görmeyi hep uzak tutmuşuz kendimi. Olur mu falan. Ondan sonra uzak kalmışız. Hem yani var ya bir tane abi vardı Allah rahmet etsin. Ayr ayrancılardan Musa abi. Deccal'ı soruyorlar diyor. Allah göstermesin. Yani öyle diyorsun diyor. Varsa göstersin de onun şerrinden kurtulalım. Göstermesin, göstermesin diye diye dua ediliyor. Geldi diyor hala görmedin diyor. Geldi gitti hala görmedin. Bizzat kalbin basiret gözüyle bakmalı. Yoksa sadece akılda, şuurda e şuurda tahayyül ve tasavvurda kalpte ruhta çok zayıf hissedilse, kuvveti hissedilirse iman kuvveti de zayıf o olacaktır. Yani <laughs> hakiki imaniyenin her biri akılda şuurda kuvveti, tahayyülde, tasavvurda, kalpte, ruhta çok zayıf hissedilirse iman kuvveti de zayıf olacaktır. Mesela bir ev hazır olan şekline hiç bakmayıp ya çok sathi bakıp kendi kafasında hayal ve kalbindeki yapılacak evin şekliyle meşgul olmak ne kadar evin hakikatından uzaktır. Öyle de ev misali noktayı nazardaki adam aynı şekilde yüz sene marifetin inkışafına müşahadesine çalışsa bizzat doğrudan doğruya Enes'in dürbiniyle bakan adam gibi terakki edemez. Ne anladık? Bitti kader. Yani iman esaslarını fikretmek, hissetmek, bahsetmeyen bütünsel halidir. Hissetmenin halidir. Dedi. kulasa edersem. İman esasları, Şey Fatih. Nadir abinin notundan okuyor. Ne dedi? İman esaslarını, hakayki imaniyeyi, kalp, akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife olarak bilmenin, bilmenin, hissetmenin, duygulanmanın, letaife dönüşmenin bütünselliğidir dedi kader. Ben bir şey ekleyeyim. İki tane tercih sistemimiz var bizde. Onu teyiden söyleyeceğim. Bir ihtiyar tey tercih sistemi, bir de irade tercih sistemi. Ee, i̇htiyar alem şahadete şadete taluk eder. Beşeriyetimize aittir. Mazi ve müstakbelden kopuktur. Hazır anda, hazır zamana müpteladır ihtiyar. Buna ait bir kader vardır. İki türlü kader vardır usta. Bir de vicdanın vicdanın sisteminde irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Oradaki irade de enfusi kaderdir. O bizimle alakası yoktur. O bizzati o kaderin adaletini, hikmetini, rahmetini, rahimiyetini hissettiği için, bildiği için o tarafı hiç sorgulamaz. İşte ondandır ki iradeli kader e, yazılmıştır. Her şey en iyisini kaydetmiştir. Vicdan insanın rahatlatandır. E, ondandır ki mazi kaderdir der, istikbal ihtiyardır der, usta tekliftir. İki türlü kaderi böylelikten ayırırsan rahat edersin. Enfusi ve afaki kader. Afaki kader bize bırakılmış. Şimdi başka bir yer okuyoruz. Ats, fakr, zat-ı ahmediye aleyhissalatü vesselam demiş. Anlaşılıyor değil mi abiler? Ats, fakr, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Ne alakası var? Başlık da böyle. Adsini ve farklı. Benim hemen başlamadan söyleyeyim. Zat-ı Ahmedi'nin insandaki ortaya çıkışıdır. Bilirsen ads ve fak, Acizlikle Allah'a, fakirlikle ahirete aynı oluyorsun. İkisini cem edersen Zat-ı Ahmedi'ye. Ahmedi'ye azami derecede mazar oluyorsun. Aci, acizliğin kadar Allah aleminde var olur, ayağın olur, fakirliğini fark ettiğin kadar, farkındalığın kadar ahiret ortaya çıkar. Okuyorum altını, metinleri. Cenab-ı Hakk'a karşı adsini, fakrini bilmek, hediye-i hediye, -i, hediye -i nimetini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle aldık. <laughs> ne dedi? Cenab-ı Hakk'a karşı adsini, fakrini bilmek. Yani arabayı itemiyorum, bu yükü kaldıramıyorum, azizlik değil. Allah'a karşı acizlik başlı başına bir ubudiyettir. Hem de sır ubudiyettir. Ubudiyetin sır esasıdır. esasıdır yani. Allah'a karşı böyle atsini, yüke karşı ben bu binayı kaldıramam. Öyle değil bu. Allah'a karşı atsini ve fakrını bilmek başlı başına sır ubudiyettir. Bu herkese nasip olmaz. Diyor ki bu diyor hediye-i nimeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile bize gelmiştir. At ve fakrini bilme. Herkes bilmez ya. Çok acayip. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle Allah'ın hediyesiymiş. Neymiş? Hediye. Adam bunları nasıl yazmış ya? Kesreti hiç olmamış. Ben bir tane video seyrettim zannetmiyor. Yoktu ki o, o zamanlar. Bir basit telefonu vardı. Ama tamam yani vesilesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle aldık. Alan aldı. O zat olmasa hiçbir şey olmadığı gibi atsın ve fakrın da ubudiyetin de ne no olduğunu hiç bilemeyecekti. At mı, fak mı, kul mu, insan mıyım? Al ya Allah hiçbir şey bilmeyecektik yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vesilesi olmasaydı. İnsan olduğunu nerede bilecektin Zübeyir? İki Zübeyir ha. Nereden? İnsan olduğunu sana kim söylüyor ki? Filosoflar ne diyor? Düşünen hayvandır, mücadele eden hayvandır. Hep sonunda hayvan hayvan koymuş ya. <laughs> Yok ki. Sonra demek az, farktan bir önemli cihet maksat. Bak demek ağaç farktan bir önemli cihetle maksat neymiş? Zat-ı Ahmediye'nin ubudiyeti uzmasındaki külli ve cami olan ağaç ve fakr içerisine girmek demekmiş. Ağaç ve ben anladım söylüyorum. Ağaç ve fakrın kadar ubudiyeti Ahmediye'nin şey zatı Ahmediye'nin ubudiyet uzmasına girme vesilesiymiş. Atsini ve fakrını bilmek. Zat ı e, Zat Ahmet Aleyhisselat ve Selam'ın ubudiyet uzmasına içine fakr ve atsini bilmek kadar girebiliyorsun külli ve cami bak ubudiyeti uzmasındaki külli külli cami olan az ve fark içerisine girmek demektir. Yani külli azla cami fakirlikle anlaşılıyor. Şöyle düşün Murat. Okyanustasın. Yukarısı Ucu var mı? Yok. Dibi okyanus Sipsiya. sana göre dibi de yok. Sana. Sahil var mı okyanusun? Sana göre yok. Onun için emaneti aldı işte. Dağlar, zemin, gökler. Üç tane. Böyle kalsın diye simge kullanıyorum. Okyanustasın diye. Dağ dimadır. Denize doğru. Dima. Derin. Arz okyanustur. Ruh

Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın külli ve cami ubudiyet yüzmasına giriliyor dedi. Mücerret adsini bilmek değil. Ya ben işte param yok. Hastayım. Gücüm yok. Allahsız at, böyle. Mücerret atsini bilmek değil. Onun dairi ubudiyetinde nuraniyetin hadsiz azametiyle bütün mahlukatın her şeyin at ve fakirlerini, farklarını cem edip nihayetsiz nurani aynedarlığının gölgesine girmelidir. İsmi azam ile at ve fark, naks bilinmelidir. İsmi azam ile at ve fark ve noksaniyetini bilmelidir. İsmi azam çünkü Risale-i Nur her ismin mertebi azamıyla ve ismi azam cihetiyle izah ediyor mevzuları. Anlıyor musunuz gençler? Amin. Bir hürmeti Seyyidil Mürsel'in. <laughs> i̇smi Azam'ın de boyu biraz açabilirim de sana. Nedir? İsmi Azam'lar gibi. Evet. Yani mesela İsmi Azam nedir ki? İsmi Azam'la bilmek olacak. İsmi Azam nedir? Bir de abi İsmi Azam'ın tecelli azamı var mı? Evet var. Evet. İsmi Azam tecelli. Evet. mertebe azam var. Parla da gizlidir. Hakiki İsmi Azam gizlidir. Evet. E tamam da İsmi Azam nedir? İsmi Azam hangisidir demedim ki. Ha. sözde benim halikim, benim halitim, bütün kainatın halitim. Burada müsbet bir aynı darlık. Yani evet. Yani zıt, zıtlı aynı damat. Mesela bak abiler. Benim halikim isimdir. Rab. Ama bütün kainatın halikı İsm-i Azam'ın şey, Rabbul Az. Rabbul Alemin'dir o. Rab. Yani bütün kainatın Allah'a ihtiyacı var aciz. Yani evet. Yani onu hissettim. Evet. Bütün kainattaki acizliğini acizliğinle anlamak bütün kainat, arşın, kürsün, cennetin, cehennemin, bütün kainatın acizliğini, fakirliğini, acizliğin ve fakirliğini anlamak. Bendeki acizlik isimdir, kainatın fakirliği ismi azamdır. Yani Rab ve Rabbul Alemin, cüz ve kül veya cüzi veya külli, ismi azam kainata, büyük insana, isim insana. Ama ruhuna öyle değil tabii. insan. Dedi ki eziyor bizi biliyor musun bu manalar. Altında bizi eziyor, ezdiyor, estiriyor. Bir daha. Demek at ve farktan bir önemli cihet maksat neymiş? At, fark maksat neymiş? Zat-ı Ahmediye'nin abiler bak at ve fark neye yaratmış Allah bize? Acizliğini bilmek. Yani acizliğimizi bilmiyoruz ha. Aciz olduğumuzu aldı. İşin garip tarafı o. Hani bunu kaldıramıyorum. Acizim. O değil işte bu. Nedir peki? <laughs> ben de bilmiyorum. Abi. Evet. Abi ismi azamlar sebepsiz yaratılmalar desek. Aynen. O es da. Esbab yok yani. Esbab. İsmi azam için esbaba gerek yok. Evet. Kainatı yarat yaratırken esbab yok. İsmi azam. Acizliğimizi Bilen var mı acizlik nedir yani? Böyle kaldıramıyorum. Acizlik nedir ya? Ad. Hiç toplama yapan var mı acizlik? Ama bilindiği için kimse yapmadık. ama bilmiyoruz ya. E. Küçük bir <laughs> Karşı duramamak. En basit, en basit, en basit Evet. Küçük bir mağlup olacak adı, aciz. her şeyde olduğu gibi acizliğin sureti, kanuniyeti, hakikati, manyeti var sureti nedir? Doğaya karşı aciziz. Yani daha iyi anlaşılsın diye şey yapayım. Bu ta tanımlama, bu formül uygulanmadıkça kendin bile buna tatmin olamazsın. Mesela bir tanesi der ki Allah'a e, böyle kainata karşı acizim. E mikroba karşı da acizim. E, İhtiyaçlarım kalemin ihtiyacı, yemeğe karşı fakirim, <laughs> cennete fakirim. E ne olacak bu? De, nasıl tasnif edilecek? Bir, Her şeyin ama ne kadar okursanız okuyun. Bak şey söylüyorum. Külliyatı 50 defa bitirseniz bir yöntemle içeriye almasak, bir yöntemle onu kavramasak. ustat diyor ya 40 senelik ömrümde 30 senelik tahsilimde. Ne yapmış? Ne kadar basitmiş ya. Ne almış? O 40 senelik ömrünün 30 senelik tahsilini ne, ne almış? 30 sene tahsil. Niyet. Niyet, Niyet nazar. Mana ismanı. Mana. Ne var ki bu 30-40 30 sene gerek var mıydı? Arkadaşlar 1 bölü 2 atv k a, a at kare ivme formülü. Uçağın da ivmesi olur, taşın da her şeyin. Yani formül buldun mu? Mesela eşitleme c kare. Ömür lazım buna. Sistem kardeşim formül demek sistemin ifade yani Risale-i Nur'u ustadımızın anladığına yakın bilebilmenin yolu yöntem yöntem bulacağız kendimize göre. Mesela usta serpmiş Kur'an'da Allah serpti bir çekirdek meyve ağacın zahirisi ağacın batınısı bir, bir yöntem. Bir mevzuyu anlamak için bu yöntemi kullan. Başka güneş ne sorarlarsa sorsunlar şu potalara atarsanız cevap veremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur felsefe sorularında. Bir, ağacın çekirdeği, ağacın meyvesi, ağacın zahirisi, ağacın batınız. Ya bunu atacaksın bu potaya veya güneş-dünya ilişkisi. Bir anda her yerde hiçbir yerde değil. Milyonlarca, milyonlarca farklı farklı iş yapıyor. Bir iş gibi. Etti mi ki? 3- ruh-beden ilişkisi. 4- insan-kainat ilişkisi. 5- insanın fıtratı buralı olmayışı öteleri tanımlaması. Ahireti bunun üzerine kurulmuş. Beş, insan Allah ilişkisi. ilişkisi. Tabi tabi bu ortak, bu ortak. Sonra başka bir yöntem, hep bunları anlamanın yolu, her şeyin ustad der ki sureti var, bir hakikati var. Aynı hakikati zahirde görmek mesela. Her şeyin bir sureti var. Tamam Bayram? Bir gir içeriye. Sureti eylemdedir. Ya dış görünüşümüzdedir. Veya dış dünyadadır. Tamam Mehmet? Yani eylemdedir. Bu sureti. Kanuniyeti nedir? İnsandadır. İnsanda. Hakikati nedir? Gir içeri? Esmadadır. Mahiyeti nedir? Allah'tadır. Yani... Kainatı insana bağlamış, im tesbihin imamesi insandır. İnsanla tasnif etmiş Allah, insanın ihtiyacına göre donatmış kainatı veya kainatı insana baktıracak şekilde yaratmış. Efendim Zübeyir, küçük Zübeyir bir şey mi diyeceksin? No, tamam. E şimdi insan, insaniyet cihetiyle kainatlarla kadar etmiş. Niye fazla durdu? Bak ara verdim, vermemem lazım da. Yöntemle alacağız abi yöntem. Bakın 50 defa külliyat okursanız havanda su dövmek gibi alırsın almasın demiyorum ama istediğine varamazsın. İkide bir devamlı fikrin değişiyor. Devamlı Allah Allah lemalarda böyle dedi mektubatta böyle dedi şu alarda böyle dedi. Olmuyor gitmiyor. Sonra 6. Alt, madde mülk ve meleküt ilişkisi yapacağız. Sonra 7. madde soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gidiyorum. Akıl, vicdan, kalp, ruh ilişkisi. 7 tane şu anda kafamda olan şey ee, diğerleri içsel ilişkiler var emri nisbi, emri itibari, vahidi kıyası ve vs. o da iç alemdeki kıyası şöyle ee, insanı tanımak için büyük insana bakacaksın kainata orada karşılığını görürsen buradakini anlarsın ya buradan orayı veya oradan burayı tanırsın Bunlar işte. Şimdi devam edelim. Atsin sureti var. Nedir? Doğaya karşı, mikroba karşı, hastalığa karşı, mefte karşı aciziz. İçsel alemde acizliğin içsel bak değişti bak şimdi. Aciz deyip şey yapıyoruz bak. Aciz nedir konuşuyoruz ama adam çözmüş başka bir şey anlatıyor. Biz acizlik deyince hala sineklere karşı aciziz, mikroba karşı aciziz vesaire. Bak adam başka bir şey diyor. Zat-ı Ahmediyenin diyor, eee ubudiyeti uzmasının külli ve geniş dairesine aç ve fakrınla gireceksin diyor. Bu sineğin ısılması falan değil. O i̇şte alsi bir çok bir aslında o da. İşte, ama kıvranıp kıvranıp durmam sebebi acizliği bir çözeyim. Etrafını bir çaz, ç, 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 çevirmeye çalışayım. Acizliğin sureti dış dünyadır ya eylemdedir. Mikroba, hastalığa. Bana bir şey mi diyeceksin İbrahim? Yok abi bir şey edecek şey Siz... Söyle söyle söyle. Ya, dan, tamam, tamam, tamam. E, tamam, o zaman. Ha. E, şimdi müzakere olduğu için rahatça şey yapabilirsiniz. Cumartesi gibi bir ders değil. Acizli bir daha söylüyorum. Dış dünyadadır. Eylemdedir. E, mikroba karşı, soğuğa karşı aciz. Gir içeriye. Sureti bu. Kanuniyeti insandadır. Acizlik nedir? Ya içimizdeki vahşeti, dehşeti, evhamı, paniği, vesveseyi, e, noksanı, kusuru yani iç alemin neresine ben hakimim yani. Bu sistemi görüyorum ama sahip değil. Acizliğin sayası genişti, genişledi. Ondan sonra hakikatına geçelim. Acizlik nasıl aynadır? Kainatta acizlik var. Allah'ın kudretini gösteriyor. Değil Dokuzuncu sözde var. Az kudret samedaniye gösterir. Ya. secde ettirir. Secde ettirir. İşte kudret. Kudreti i Kudret peki bizde ne olur? Biraz önce anlattım insanda. Samediyet. Yani aynı darlık. Yani akim değilim. Yani hangisini hakimim? Aklımı, mesela zan yapacağız bugün. La ya kardeşim nasıl bir sistem ya? İfratı karşı tahrip ediyor. Akşama çalıştığıma çalıştığıma çalıştım. İzanın ifratı karşı tahrip eder, tefriti kendisini tahrip eder. Vasatı nimet ilahiye zenginlik yapar. Her çeşit düşündü düşünce melekesi ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Böyle oturuyorum, bakıyorum içeride bu kadar acizim. Bilmiyorum. Ben içerideki cihazı kullanmaya çalışıyorum. Acaba beni taşkın mı yaptı? Bu tarafa mı, o tarafa mı? İfrat mı, tefrit mi? Falan. Bak acizliğin kanuneti insanda samediyet aynı olmasına. Yeme, içme, cinsellikten uzak oruç gibi. Bu sistemi biliyorum ama kontrol edemiyorum. Acizim. Sistem kadar acizim. Allah'ın kudreti kadar acizim. Sonra e, acizliğin söyledi söyledik. Kudret içsel, içsel alemdeki sisteme müdahale edemiyorum, yönetemiyorum. Kur'an olmasa nasıl yöneteceğim? Risale olmasa nasıl yöneteceğim? Dersler olmasa nasıl yöneteceğim iç alemi? Anladınız mı Zübeyir Büyük Zübeyir? E, hakikati nedir? Kainatta ve insanda kudret ilahiyedir. Acizliğin karşıtı. E, şey ise, e, manyeti ise Allah'tadır. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani şey olabilir. E, kudret esmadır. E, Subut-i sıfat. Kadir esması olur. Yani Allah. Fakirlik de böyle. Mesela fakirliğin sunet, sureti var. Bunu yapayım, bunu da yapayım. Çünkü temel kavram ikisi. E, fakirliğin sureti. Neyin var ki? Bir sürü evim var, fabrikam var. Şu anda hiçbir şeyim yok. Nefes alamıyorum, <laughs> yoğun bakımdayım. Ha, ne kadar fakirim? <laughs> Usta söylüyor, hayal dairesi kadar fakirim. O söz. Hayal nereye gidiyorsa o kadar fakirim. Elimde yok. Ne kelde yok? ihtiyaç da var. On isme fakirim. Bir de su verirsin bana. Ha. Peki geri içeri fakirliğin içe. Fa, bak, fakir ne kadar fakir? İhtiyaç biter mi abiler? İçeriye gir. O evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. İçeride feveran var. Hadi ver hadi. Zenginsin ver ona gıdayı ver de susun. Ne vereceksin? Ver hadi. Hemen, şey, latif ol. Abi evet istiyor. Her yerde olmak istiyor. İstemiyor mu? Ver abi hadi gıdasını ver de sussun. Ancak ahirette susar. Kanuniyeti o. Acizlik Allah ile tatmin olur. Fakirlik ahirete imanla tatmin olur içe e, e, fakirliğin kanuniyetinde konuştuk mu abi insanda? Şimdi hakikatı e, hakikati fakirlik hangi esmaya bakıyor? Fakr fakirlik Allah'ın nesini gösteriyor? Gınasını zenginliğini gösteriyor abiler. Onunla alakalı bütün esma. Fakirliğimiz kadar Allah'ın zenginliği olur. El Allah razı olsun. Ondan sonra mahiyeti bilmiyoruz ki. O zaman şimdi Az ve Fak kanatları genişledi mi? Murat genişledi. İsmail genişledi mi? Emre genişledi mi abi? Genişledi. Bak sureti var, kanuniyeti var. Formül. Onun için abilerden de duyarsınız. Sizden de duyarsınız. E, 20 sene, 50 senede de şey yapsa Allah Allah. Bu nasıl ya? Lemalarla mektubat neye çatışıyor? Kur'an'da da öyle. Yöntem bilmesin sanki çatışıyor. Mesela çatışan bir tensene dedim ki çok bu konuda uzman. Lesekemiste şeyin Allah hiçbir şeye benzemez ama başka bir er Rahman Alel arşiste var. Allah Arş'ta oturdu. Ne olacak şimdi? Başka onların ilahlarına küfretmeyin ki sizin küf, ilahlarınız küfretmesinlerle. İbrahim Aleyhisselam gitti, ne küfretmiyor? Kafasını koparttı, Baltayın hepsini indirdi aşağıya. Ne yapacağız şimdi? Acayip yani, mi? Acayip bir yöntem ya. Hastayım ya şu Risale-i Nur gözüyle Kur'an. Kur'an ilginç bir şey yani. Hakikaten tuhaf. Ha, şimdi bu at Fakr'dan sonra Nadir abinin doktor senin şey vesile oldun okuyorum. Demek at farktan bir önemli cihet, maksat neymiş? Zat-ı Ahmediye'nin ubudiyeti uzmasındaki, ubudiyeti uzmasındaki külli ve cami olan ats ve fak. Allah Resulü Ahmet'in Ahmet'te de ats ve fak var. O Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın zat Ahmediye'nin ubudiyeti külliyesini oluşturan kargasını külli ve geniş olan ubudiyeti nedir? Acizliği çok olması, fakirliği çok olması peygamberin. Acizliği ve fakirliği çok olması bu sistemine acizliğin ve fakirliğinle gireceksin şimdi diyor ki sen herhalde anlamadın Hasan diyor nadir abi mücerret aç bilmek değil acizim ha şimdi kolum kanadım yok ilaca ihtiyacım var suya ihtiyacım var değil bu mücerret değil diyor niye nedir onun daire-i ubudiyetinde nuraniyetin yani peygamber ve vesselamın daire-i ubudiyeti yani mirac ile gösterildi dairesi nuraniyetin hadsiz azametiyle azamete bak. Ubudiyetin azametine bak. Ne kadar rahat. En ufak bir şey olunca ben, bize panik yapıyoruz ya. Aa ölüyorum galiba. Hiç peygamberde böyle panik atak olmadı ya. Tamam. Yani böyle ölüyorum, kabre gireceğiz ne yapacağız falan değil ya. Onun derdi ne olmuş? Derdi ne olmuş? Derdi işte Risalet değil mi? Allah'a anlatmak. Allah'a ahireti anlatmak. Bizim derdimize bak. E çocuğa ne oldu? Daire almadık, işe girmedik, Bir şey yapmadık, maaş almadık, bay fırsatı kaçırdık. E, bizim bizim bahlandıklarımıza bak. Vah! Vah! Yaptıklarımıza bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyetinin içerisini, kargasını oluşturan nedir? Hadsiz, ağız, Nihayetsiz fakrını hissetmiş. Buna diyor. Bu da nuranidir diyor. Bütün mahlukatın her şeyin diyor. Nasıl yapmış Allah Resulü? Bunu nasıl becermiş diyor. Kedinin, köpeğin, arş, kürs, cennet, cehennem, Mikail, Cebrail, huriler, ervahlar. Bütün mevcudatın adsini ve fakrini fark etmiş. Cem etmiş aynı darlığını anlamış ve bu bütünlüğe mazar olduğu için ism azam cihetiyle at ve fak ve noksan niyetine aktif olmuş. Sen de diyorsun at ve fak ve noksan bilme nispetinde bu dört metevede Allah Resulü'nün Aleyhisselatü vesselamın at ve fak ve noksanlı vasıtasıyla, kargasıyla, omurgasıyla oluşan azameti ubudiyetinin nuraniyetine, külli ve geniş ubudiyetine acz fakrın ve noksanlığınla girersin. Onunla girersin. Sana bu dört hatvede bir acz fakr şefkat anlatıyor. Ondan sonra bir dört hatve hemen ondan sonra o geliyor. Yani zahiren baktığınızda bir mutabakat kuramıyoruz. Zaten kader-i kader Şimdi kader-i Allah aşkına herkese soruyorum. Her zaman soruyorum. İlk önce kendime sonra millete İlan ediyorum. Kader risalesiyle ne alakası var kader risalesinin o zeyni? Dört atmenin kaderle ne alakası var? Enfus. Evet. Enfusidir, enfusi. Kader iki cihetidir. Birinci cihet ihtiyara bakar, ikinci cihet iradeye bakar. İki tercih sistemi var, iki kader tecellisi var. İki kader tecellisine ne diyor? İzdirari, biri ihtiyari. İhtiyari ve izdirari. İradi ile izdirali. İhtiyari ise eylemsel. Bir izdirali var, bir ihtiyari kader var. Bir ihtiyara bakar, bir iradeye bakar. İrade, enfuse bakar. Bak kaderi risalesini anlattı. İhtiyari, ilim nevindendir diyor. Hali ve nedir diyor. Geç öte Ulan Zeylinde ne iş var kaderi? Hiç kimse koyar mı ya kader risalesinin sonuna o zeyli koyayım? Devam edelim. Daha bitmedi. Fak, çe, ağaç, fak, zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu paragrafı okuyunca herhalde keseriz. biraz da kaldı. Bak şöyle. Belki görmek istersiniz. Kader'i böyle okudum. Şimdi fak bunu okudum. Şuraya kadar geldim. Hala devam ediyor burasına kadar. Kaydettim kaybolmasın notların diye. Ee, ama doktor şey yaptı. Ama zapt ettik. Aldık çok şükür. Nadir abi kimse... Yani, yazdı ki, kaybedilmesine sevk etti. Yani. Sevk etti. Hiç kimseye sağlığı... iyiken vermedi. Almaz kardeş dedi. Yanlış anlaşılır. Yanlış ifade ettim. Belki sonra bana Allah hesap sorar. Ne, ne kadar yalvardıksa vermedi. Sonra bizim beraber kalmaya başlayınca şeyde rahatsızlığından. Nadir abi dedim. Onu zapt altına almam lazım. Alıyorum. Ben zaten dedim sen onayını da beklemiyorum. Artık yatakta ya dolabı. Aha bak burada. Hepsi bende. Yok desen de bağırsan da bağıramasın Kalksan da dövemezsin. Çünkü yatıyorsun. Ben bunu kaydedeceğim. Ama kardeş şunu de o zaman de. Yanlış olabilir. Zaten hayatta öyle ben Hatır abi. Her şey öyle yani. Vahiy gelmedi ya biz. Gene onun endişe. Hadi biraz da gideyim. Kainatta hiçbir intizam, hiçbir nizam, hiçbir muvazene, birbirinden hariç değildir. Birbirinin için içinde dahildir. Kainattaki bütün intizamlar <laughs> birbiri içerisinde mütedahildir. Kainattaki nizam kelimesi her biri için, her biri için binler nizamları ihtiva ediyor. Kainattaki bir nizam var. Aslında zahide bir nizam gözüküyor. Şey intizam. Ama ne kadar intizamların bütünsel intizamıdır? Demek, kainattaki külli intizam ve intizamlar, intizamları vahdet içinde izan etmek nurani ehadiyetli olur. Bunları kainattaki intizamı izan etmek nurani bir ehadiyetle olur. Amin. Bir hürmeti seydirir Biraz da okuyayım onu anlatıyor. Ben geleceğim biraz daha. Kainattaki külli ehadiyet tecellisi bak kainattaki ehadiyet bak. Kainattaki külli ehadiyet tecellisiyle hayatımdaki külli ehadiyet. dedim ya kainattaki nizam intizam göremiyorsan buradakini göreceksin. Buradakiyle orayı, oradakıyla buraya geçiş yapacağız. Şimdi ben anlamadım bendekini yukarıda. Bendeki intizamdan bahsetti. Şimdi kainata kolay olur şimdi. Kainatta küll külli ehadiyet tecellisiyle hayatımdaki külli ehadiyet tecellisini iddia ettirmeliyim. Yani hayatımdaki ehadiyet tecellisiyle kainattaki ehadiyet tecellisini beraber ele almalıyım. Peki intizamla nizam arasında ne fark var abiler? Bir de mizam var. Ve al mizan illa tanra fil mizan akimul vezne. Orada da vezne nizam. Bir, orada da nizam. nizam. Hadi abiler bu kadar okudun. Hep okudun. Hiç merak etme sileriz. İntizamla bu kadar okuduk. Hep biliyorsunuz ders yapan insanlar. İntizamla nizam arasında ne fark var? İntizam nedir? Nizam ölçü abi. He, nizam. 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 Nizam ölçü mü dedin? Mizan. Mizan. Ölçü. Yani kantar. E, aynen. Abi. Tamam. Diğer e, diğer de terazi. Yok pardon. Diğeri düzgün yani şey düzgün nedir? Ee, Mizan. Dilisiz yani Sonuç mu abi. Aslında şöyle diyelim. azalarına misal verirsek. Tamam. Her bir azanın mesela burnunun gözünde her bir azı her bir azı burun buraya konuldu ama Gözden, kulakla, yani bir münasebet içerisinde. Yani birbirine tazat olmuyor. Birbirine tam muvaffakat sağlayacak yerde konulmuş her bir ağza. Bu nizam. Bu nizam, tamam. Organların birbirine uyumlu olması ve konulması bu nizam. Ve veda'l mizan. Yani bir, mesela kulağı buraya değil de başka bir yere koysa diğer organla münasebeti olmayacaktır. Buraya koymuşsa en mükemmel bir yer... Yaz dominante en mükemmel bu tarz buya konum. Nedir bu? Ni bu nizam. Nidenin nesinden? Yani nizam. Mime değil. Nizamda ölçü var mesela değil mi ki? Burun mesela koku alma noktasında büyük küçük noktasında genişli dar noktasında Tifekala'da yani. Ne çok bir kokuya alabiliyor. Tartılı diyor. Yani, yani benim Frankasta ayarlarda. Burun iyidir diye o küz bir deliği kada olsa burun ciğer, akciğer patlar Aynen. diyorsun. Aynen. Bu da mizan. Peki İntizam ne? İntizam da bütün mü oluyor? Bütününü. Bütününü ince mi diyorlar? Ya, Bu vücuda anlattın. Mesela organların e, birbirine uyumlu olması dedin ki nizam. nizam. E, deliklerin o küz deliği kadar burun olmaması bu da Manisa'nın mevsinden mizan. E bu insan kainatla ilişkili olacak, iş yapacak. O yapacağı şeylerle münasebetli olması da intizam. Külli. İbrahim oldu mu abim? Biz <laughs> Ama ben, benimkisi de zan tabii. Kainattaki külli ehadiyet tecellisi. O zaman şöyle düşün abi. Ee, şimdi o zaman şöyle düşün. İnsan kainatın hulasası ya Filistisi. Ee, i̇nsan kainatın Filistesi mevtte, hayatta hep kainatın içinde oluyor. Ama insan kainatın dışındadır. Yazılımı. İnsan kainattan büyüktür. Mayet itibariyle kainattan büyüktür. O zaman kainattaki, bu ne işime yarayacak? Kainattaki sistemler, ölümler, dirilmeler, gitmeler, fakirlikler, zenginliklerler, şunlar bunlar. Kainatın dışında olan o sistemimizde hiç alakası yok. Hiç. Mesela iman gaybadır değil mi? İmam Ali diyor ki görmediğim Allah'a iman etmem dedi görüyor. Ee, mesela kabir bizim için gayb değil mi? Şey kabir gayb. Keşfet kuburcuların gayb mı? Görüyorlar. Onlar için gayb değil. Bak benim için gayb, onun için gayb değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için cennet, cehennem gayb mı? Gitti gördü. Girdi hatta. Cehennemi gördü, cenneti girdi. Gayb mı? Değil. ki kabuk kavisine gitti. imkan vücudu ortasını Allah'a gördü. Allah gayb mı? gayb. O onun imanı bitti mi yani? İman gaybadır diyor. Peygamber hariç var mı? Evet. Yani kendi aynasında düşen tahta olsa da ha, var. şimdi ben kalkabilir miyim? yapabilir miyim? Ha bak. Şimdi, ha, bir şey yok değil mi kablo? Bak. Mustafa bir isim söyle Alan. Ha, hay. Emre söyle. Hakim, Murat sen hazırla. Kayyum. Kayyum. Sen hazırla. Baki. Çabuk herkes. Baki. Alim. Alim. Başka. Çabuk. Kemal. Ne Cemal? Cemal. Kemal. Vedut. Vedut. Sır sıradaki. Kadir. Kadir. Sıradaki. Hakim. Hakim. Hadi çabuk. Allah. Al. Allah. O da doğru. Her şeyde tuhafsın be. Her şeyde. Yemekte tuhaf, şeyde tuhaf. Acayip mi gidiyorsun? Hoşuma gidiyorsun. Üç, üç kelime söylerse ikisi düzgün ki kelime üçüncüsü gülmektir. <laughs> Çok şükür. Ee, şey, Abdülkadir. Basir. Basir, Basir. Ötekisi? Zübeyir sen aynı şeyi söyleme çabuk. Semih. Semih. Başka? Çabuk. Tamam. Öteki? Öteki evet, ya? Tamam o zaman. Öte şey genç Tahir çabuk. Rahman. Rahman. Kerim. Baş Kerim. başka. Fert. Fert. başka. Metin. Metin. Başka. Cebbar. Cebbar. Tamam olsun mu? Tamam. Şimdi buradan bir tanesini seçelim kurban. Tahir seni seçiyoruz. İbrahim'i seçeceğimi zannettim. Yok seçmeyeceğim. Birinci isim neydi? Ne demiştin abim? Hay. Hay. Tahir buraya kadar mazar. Buradan bu başlangıç. Bu sonuç böyle tamam mı? Şu, şu mertebede. Tahir. Bu mertebedesin. Hangi kelimede? Hay. Emre. Hakim. Hakim Tahir buralarda mazar. Kayım demişti. Burada mazar. Hayır. Ne demiştin Sayın? Buraya mazar, burada adam. Ne demiştin? Yani böyle 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 buralara bu isimlere farklı mertebede mazar. Şimdi çok lazım olacak bu size. Yani mazariyle... Evet, evet. Me, evliyaların, peygamberlerin hepimizin e, esmaya mazariyetimiz mertebesini anlatıyor. Şimdi her esmada insan bir, bir mertebesindedir, bir hakikatındadır. Herkes, evliya, peygamber dahi her esmanın her mertebesinde olamıyor. İsma ama e, şey o peygamberler hariç, ulul az peygamberler hariç. Esmaların azami derecesine masarlar. Onlar devre dışı. Tamam. Onlar olmadan da olanlardır. Peygamberlik verilmeden peygamber doğan da var. Çocukken peygamber olan var. Peygamberlik verilmemiş, peygamber doğmuş. Kimdir o? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam 33'te çıktı. Ne hangi tarihte peygamberlik geldi? Bebeklik. Bebeklikte de. Do peygamber doğulur yani. Şimdi bunları birleştiriyorum abi. Bak görüyor musunuz kalem böyle yapıyorum. Bu kalp kalp şey var ya ne diyor tomografisi çekiliyor ya. EKG'si ha. EKG bak. Bununla çok uğraştım nasıl olur diye. Ne kadar sene verdim bu şekli. Evet abiler. Doğduk. Vefat ettik. Bu esmanın mertebesini herkesin farklıdır. Bu mazarı esma bizim hem hakikat mertebemiz hem imanımızın seviyesi. Farklı. Peygamber aleyhissalatü vesselam armoniydi. Yani hepsinin azami derecede mazar olduğu için böyle bir mertebe esmada mertebesi yok. Şöyledir. Esma Hepsini armoni etmiş, dengelemiş. Armoni şu demek yani latif bir velat Bir müzik or orkestrasını düşünün. E, saz var, damok var, bilmem piyano var, şu var, böyle var, her şey var. Hepsinin sesi farklı ama aynı notayı vuruyor. Buna armoni denilir. Hepsi kafasına göre notayı vursa dezarmoni olur. Kaç tane nota var? Yedi tane. Ama nihayetsiz müzik var. Ya. Şimdi onlar bütün farklı farklı esmaların seslerini aynı notada vurmuş. Sazında da do, re, mi, fa, su, la, si, do, do, si, la, so diye ezberlettiler ya bizi. <laughs> Mayaklığıma bakmayın. Böyleydi. Şimdi Mustafa kimisinin burada şimdi Emre'nin imanını yapalım. Nereden çizeyim? Üstten alayım değil mi biraz? Biraz bu akşam bugün bugün biraz cömertliğim tutuna hadi Emre. Oo. Ama burada düştüm burada yükseldin Emre. Oynama Emre böyle biraz dengeli gittin dengeli bazı esmer. Aa dengeyi getirdik. Ama burada çok biraz denge oynadın bir esmada evet. dibe vurdun bir esmada çıksın ha? Bir insanda bir esma ekseri galip oluyor ya biri tebeyi manada. Yani tebeyi manada kalan esmalarda ispat tefekkür yaşayabiliyor. Evet. Galip esmalarda yine de vasat yaşıyor. Evet, kesinlikle. Mesela diyelim ki Hasan annesinin ismiyle X e, Ebced hesabı, hesabı bir isim X, Y, Z bunun da X, Y, Z ikisinin cemiyle e, mazar olduğu esma çıkıyor. Evet. Ben mesela yaptım. Benim mazar olduğum esmayı söyleyeyim size. Hay. Aktif olan bendeki esma. Hakim. Adil. Hakim. Bir de ...hiç hatırınıza gelmeyecek... ...hadi... Hida ...Allah için hidayet veren... ...hidayete vesile olan... ...benim... ...mesela Hasan'ın... ...Osmanlıca yaz... ...Hasan, Osmanlıca... ...ebced şeyi var... ...o ebced sayısı... ...hangi esmaların... ...toplamına veya... ...bir esmaya denk geliyor annenin ismini yaz. Ondan sonra onun da e, aynı bunun gibi toplamı hangi esma ve esmaların toplamına geliyor? Hulasa et. Ben de canlılık var hakikaten öyle. Hayat hayat kıpır kıpırdır. Hikmet düşünür kafamı tutamam affedersiniz. Tuvalette bayonda da kafada çalışıyor. O çalışıyor. Rüyalarım da o cinstendir. Hadi de <laughs> Gayret olduğunca insanların, insanlara demek ki ya samimiyim belki de yanlışıma da samimim. Onun için tesir ediyor karşıya. Tesir ediyor. Hadi hidayete vesile oluyor. Herkesin ismi vardır. Ama hiç kimse dersten sonra gelsin abi benim ismim değil mi ben anlamam. O zaman anlıyordum. O zaman anlıyordum. Onu böyle hakikaten yapmaya yapmaya karşı çıka çıka yapmaya unutturdu cana bak bilmiyorum. Ya yalan olmasın bilemiyorum yani. Herkesin ismi galip isim. Hüccet-i İslam İmam Gazali. Hüccet ne demek biliyor musun? İla, i̇lahiyatçı. Hüccet ne demek? Kendisiyle belli getirilebilen. Kendisiyle. Bak peki ben biraz daha sana şey yapayım ileri götüreyim. Kendisiyle hüccet getirilebilen. Kendisi hüccettir diye. O niçin olmuş? Onu anlatayım. İslam'a gazali dedi bitti oluyor. Ama niye oldu bu? Niye gazali oldu da ben olamıyorum? 100 bin hadisi, metnisini ve ravisini biliyorsa hafız denilir. 300 bin hadisin metnini, ravisini, sucununu, gusununu, hattın, battın, mutalağını, ravilerini ve ravilerin de hayatını biliyorsa o hüccettir. 300 bin ve ziyade Peki Ahmet bin Hanbel kaç e, hadisin ravisi? 1 milyon. Bir milyon. Bu, b, e, e, he? 53 yaşında mı? 53. <laughs> ee, ben 44 biliyorum. Şey bir de ne dediniz? Bir şey dediniz. Ha 1 milyon hadisi ravisi. Bir de Gazali. Şimdi adam tutturuyor. 300 bin hadisin şeyi ravisi. Ha. Şu anda o da insan ben de insanım diyor. Ee, o peygamberler mesela Kadir ismine mazar ama e, İmam Azam hangi isme mazardı? Ad ve hakem. hakem. O konuda boyutlaşmış. Asrın İmamı e, hangi isimlere mazar? Şöyle abiler. E, mesela diyelim ki her asrın e, te, tamircisi her asrın tamircisi peygamber değil mi? Ebu Asım tamircisi peygamber değil. Peygamber değil. E, peygamber yok ama tamirci lazım. O Peki o geçmiş asırdaki peygamberlerin yaptığı hangi vazifeyi yapmışlardı? Mesela Lut aleyhisselam, Ad ve Semut. Kavimlerin hangi pislikler vardıysa onun tamircisi. Bu asırda o pislikler var mı? Var. O zaman o peygamberin mazar olduğu esma bu, bu asrın imamı da mazar olması lazım ki tamircilik şeyin yapabilsin. Allah bir şey diyor ki okul müdürüsün ha? Evet. Allah diyor ki diyelim ki şöyle diyelim. İnsan diyor ki okul müdürüsün. Mesulsun okuldan ama yetkin yok. Olur mu? Şimdi asrın imamına diyor ki asrı irşat etmekle mesulsun. Ama o asrın pisliklerini tamir edecek esma sende yok. mesul sen yetki de vereceksin. O Ad ve Semud Lut kavimlerinin kavimlerinin tamiriyle meşgul olan tamiriyle meşgul olan peygamberlerin mazar olduğu esma ustadımız da tamirle vazifeli olduğu için o da mazar olması lazım yani her isim mertebi azamla, mecmu kainatı ismi azamla ders veren risale yani müellifi de o zaman. Evet. Ya Nadir abinin böylelikle e, enfusi dersini çok harikaydı. Neredeyse bir saat yaptık. İman, imanı da anladık. İman çizelgesini. Peki vahir vahum enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Kuşun kalemi olan var mı? Ben okuduğuma çizeyim ki bir daha burayı okumayayım. Nadir abi enfusi ile kaderi anlattı. O ant ve fakr çok güzeldi abiler. E, Akt ve fakrı kaçı onu not alıp not alıp dinleyip not almanız lazım. Çünkü Risale-i Nur'daki temel kavramdır. Risale-i Nur'da temel 60 60 tane falan kavram var vardır zannediyorum veya 100 kavram. O kavramlar bilinmese kavramdır, lugat değildir. Onun üzerine hakikati bina ediyor. Mesela at, lugat manasıyla mikrop falan dedik. Değil mi? Fakirlik. Ama atın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bilinmesi lazım. Yani dört cepheden <laughs> bilinmesi lazım. Mesela kavramlardan bir tanesi sikke. Bilmesen ne olacak? Turra Mühür ve e, hatem. Sikke çekirdek demektir. Yani konu anlatılırken sikke deniliyorsa çekirdekten bakacaksın. Meyve nedir? Meyve? Hatem. Hatem. Son. ha Meyveden demek, hatem deyince meyveden geri bakacaksın. Bu ders, bu konu. Geri bakmaktır. Sonra mühür ise ağacın zahirisidir. Zahirisinden bakacaksın içeri. Ol. Tura delinince batından zahire bakacaksın. Yönü anlatıyor. Şimdi sen Risale okurken e, Tura dedi. Tura dedi. Meyvede düşünüyorsun şimdi. Oysa Tura batından zahire bakmaktır. Gördün mü ne oldu şimdi? 20 senede külliyat okusan bu formülü şey yapmadan varamazsın. Kardeş bir öyle tesadüf yoktur. Yani harika bir yöntem kullanılıyor. Şöyle diyeyim. Risaleyi anlamasan da ha o for, o formül çözülmese kaç defa okursan oku e, iki ikide bir değiş, değişir ve seni yorar, ülfet belası olur. Seni yorar ve ülfet sarmalar. O, o, çok okumak tamam. Ha şunu diyecektim. Risale-i Nur anlam ve anlama. İki tane insanda şuur var. Bir şuur, üst şuur, dimay. Bir de şuur altı var. Alt şuur, vicdanda. Risale-i Nur ismi azam ceteli olduğu için ismi azamla anlatılan ders birinci şuura tabi değil. Direkt şuur altına gider. Onun için Risale-i Nur okuyan, dinleyen direkt şuur altına gidiyor. O yapılanıyor. Onun için tesir ediyor. Büyüleniyor insan. Bir şey yaptı mı tamam. Ama diğer eserler şuura hitap ettiği için ism azam değil esmalara mazhar olduğundan şuura hitap ediyor. Şartlara bağlıdır. Esmalar şartlarla ism azam şartsız tecelli eder. Şart yok. Perde yok. Risale-i Nur onun için e, i denmesinin sebebi direkt şuur altına baktığı içindir. Orayı yapılandırıyor. Bir daha çıkmıyor iman. Şuur altına gidiyor. Direkt annen de babanın da okusa anlamasın olsun şuur altına gidiyor. Orayı yapılandırıyor. Orayı tanzim ediyor. Düzeltiyor orayı. Evet, mesela bir tane size söyleyeyim. Bizim evde elhamdülillah büyüyene kadar ben evde televizyon görmedim. Bak şimdi şu şuur altı neymiş bak. Size göstereceğim. Bazen şaka yapıyorum ama bazen deliliğe vuruyorum ama bir hakikat anlatmak için istiyorum. Bizim evde hiç televizyon olmadı. Büyümedik. Zaten yoktu. Bizim dönemde zaten 12'den sonra televizyonda yazardı. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Ve var olan da siyah beyaz TRT vardı. Bu. Öyleyken ben amcamla şey yaparken çocuk tutamıyorsun. Haftada bir saat. Haftada bir saat televizyon seyretme hakkımız vardı. Onun da hangi gün hangi saat istiyorsan git derdi. Amcamın evine giderdim. Orada şuur altımıza reklam bak girmiş. Bayramı yapıyorum ya. Bak güleceksiniz ama. Adam çizgi film. Ba ağızların tadı bayram bayram hey bayram sarkızı bak 1975. Niçin anlattım bunu? Unutmayın. Şuuraltı böyle yapıyorlar. Eğer dersleri şekille, misalle anlatırsanız Niye Risale-i Nur İsmazam? Çünkü Risale-i Nur Velillahi Meselül Ala 16'ya 16, 16. sünün 16. ayeti Kur'an'ın 40 icazından birisi olan misalle anlatmasıdır. Allah mesela bir şey anlatırken Yusuf Aleyhisselam'ı kullanıyor. Yunus Aleyhisselam'ı kullanıyor. Misalle anlatması semavi kitaplarda vardır. Felsefe kitabında yok öyle. Felsefe kitabında böyle yok. Onun için misal misalle anlatmak, manayı misale, misali manayı dönüştürmek Kur'an ve Kur'an yolunda gidenlerde olur. İsmazam, Eğer biz de Risale-i Nur'u eğer suretini eylemde, kainatta, kanuniyetini kendimizde, hakikati esmaya, maiyetini de Allah'a görebilirsek o hazmedilen ders çok rahat misal verilebilir. Kim güzel misal verebilir? Kim mevzuyu iyi anlamışsa, hazmetmişse. Abi bu mevzu çok derin, zor ya. Anlamamış. Einstein de diyor bak, fena ve fani bir adam güzel bir sözü vardı. Yani ne kadar mevzuyu anlarsa diyor güzel anlatır. E, ee, misalle Kur'an'ın icazı, Kur'an'ın mucizeli Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an misalle anlatması mucizeyi 40 icazından bir tanesidir. Ve lillahi 16'ya 16. ayet. Risale-i Nur'da şey yapıyor. Misalle anlatıyor. İşte tahtaya geçtik bak imanın şeyi. Onu bak unutamazsın. misal anlatan cümle kullanıyorsun. Misal, misal için dürbindir diyor, merdivendir diyor, basamaktır diyor o mektubatta. Değil mi onu mu diyorsun? Evet. Cümle kullanıyor da altın sözün başında misal ile ilgili. Evet. bu mesela diyelim ki düz bir şey okudun e, esmaya mazar oluyorsun onu misallendirebiliyorsan yani tefekkür tefekkür edebilen misal verir Tefekküre dönüştürebiliyorsan azama mazar oluyorsun. Çünkü düşünce kafirde vardır, tefekkür yoktur. Kafirde isim vardır, ismazam yoktur. Kafirdi ilim olduğu için yüzü ilim ehli beyazdır. Ama tefekkür ehli pembe pembesidir diyor. Nereden biliyorsun? Tarihçede yazıyor. Ustadın simasını anlatırken siması pembe pembe pembesidir diyor. Çamaşırını kirletmeden çıkartırdı diyor. Hatırladın mı? Kirlenmeden çünkü Bak simasını ne, ne, ne söylüyor? Pembedir diyor. Beyaz pembe midir diyor. Böyle bir şey diyor. Pembe beyazdır diyor. Niye bu kadar detaya girmiş? Kardeş detay değil. Bizim kafamız detay. Düşünceler esmaya mazardır. Alim ismine ama düşünceni tefekküre dönüştürenlerde o mevzuda isim azama mazardır. Yani tefekkür olabilmesi Allah hesabını, hesabına kainata bakmak. <laughs> Olursa İsmi Azam'ın mertebesine mazarsın ama o mevzuyu iç aleminde veya e, kainatta onu görüp de hazmetip tefekkür edebiliyorsan, tefekkür eden onu misallendirebilir. Hızır abi tefekkür ettiğini misal, misalleri düşünceye dönüştürebiliyordu. İnsan böyle bir dönüştürme mekanizmasıdır. Şekli manaya, manayı şekle soyutu somuta, somutu soyuta çeviren bir sistemdir ki bunu en önemlisi zan yapıyor. Bugün mesela bu Nadir abi notun dışında ne öğrendik? Yani zaten biliyorduk. E, kendimize göre bir sistem bulmamız lazım. Veya ben size benim bulabildiğim veya Rüştü abilerden aldığım yöntemi size söyledim. O yöntemi, şablonu her soruya yeni bir formül yorar adamı. Ama form, şablon, sembol, simge vesaire o yönteme soktun mu o rahatça çözülür. Daha iyi anlaşılır. Ve ahir en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Sitede defter varmış. O sayfayı da söyleyeyim. Sitede varmış. 22 ve 23. sayfa Na nurdersi.com'da Nadir abi diye yazarsan defteri çıkar. Defteri kompleyindir.